Arkadaşlarım, aloha. Aloha ne demekti? Yanlış bir şey söyledim değil mi şu an? Hello everybody. What's up? Sizi sinir edeyim biraz. Hastane keyfisi. Sus be. Telif yiyeceğim. Arkadaşlarım, doktora geldim ben. Size söyledim mi dün? Varislerim için randevu aldım. Kalp damar cerrahisine ve doktora geldim. Çıktım şu an doktordan. Bebişlerim, doktor bey benden dobler istedi. Bakın benden şeyler, bir şeyler istedi doktor bey. Bilateral alt ekstremite venöz dobler USG çekilmesi rica alınır. MSM çap ve reflüs belirtilmesi rica alınır. Bunları istedi benden. Sonra bana dedi ki doktor beyciğim, aşağıya in dedi. Şey için gün al dedi. Ultrason için işte dobler çekimi için. Dedi ki 3-4 ay sonraya verirlerse sana şu kağıdı vereyim. İşte başka iki tane hastane söyledi. O hastaneler daha sakin oluyor. Gidip bir de onlardan dedi randevu almayı dedi. Tamam da hocam dedim. Ne yapacağız peki, ne görüyorsunuz falan dedim. Vallahi dedi iki tanesinin dedi gördüğüm kadarıyla dedi iki tanesini kesip çıkartmamız lazım dedi. Diğerleri köpük tedavisi için uygun ama ben köpük tedavisi yapmıyorum. Başka birine yönlendirebilirim dedi. Ama önce dobleri görelim dedi. Tamam dedim, indim aşağı randevu için. Önümüzdeki sene Nisan ayına veriyorlar en erken randevuyu bebekler. O yüzden yarın bir İstinye Devlet Hastanesi'ne gideceğim. Orası biraz daha sakin oluyormuş şu kağıtla. Gideceğim bir oradan gün almayı deneyeceğim. O da olmuyorsa artık özel bir görüntüleme merkezinden gidip parasıyla çektirip tekrar kalp damar cerrahisine tekrar randevu alıp o sonucu getirip doktoruma göstereceğim. Ondan sonra süreç ilerleyecek yani. Böyle bir şey, inanılmaz bir trafik vardı buraya gelirken. Çok zar zor yetiştim. Hatta doktor böyle bir 3 dakika falan geç kaldım. Doktor böyle yapıyor, geç kaldınız. Çok özür dilerim, ne olursunuz ilk defa geliyorum doktor bey falan yaptım. Adam böyle bakıyor. Tamam, geç geç yaptım onu böyle. Orada şey diyesim geldi. Lan biz kaç kere sizin, kaç dakika sizi bekliyoruz. İçeride kapıyı kilitliyorsunuz, ne yaptınız? Belli değil, öyle şeyler başınıza geliyordur illa ki. Öyle diyesim geldi. Ama dedim ki deme Ezgi'cim, boşver öyle şeyler söyleme. Öyle yani bebekler. Böyle bir telaş içinde geldim. 5 dakikada bir işimi halledemeden geri döneceğim. Bu arada 20'lik dişim patladı. Aynada bakıyorum, damağım yarılmış, şişti falan böyle burası. Çok güzel ağrım var arkadaşlarım. Çok güzel bir gün geçiriyorum. Sabah size video çekecektim evde, çekemedim. Kahvaltı yaptım, tost yaptım kendime. Sonra şöyle bir şey yaptım. Size kısa bir özet geçeceğim bugün yaptıklarımla ilgili. Sabah kalktım, bu Instagram'da falan şey görüyorum işte sürekli. Bulaşık makinesinin lastiğine kadar söküp temizliyorlar ya, leş gibi böyle ama bulaşık makinesi. Öyle yapayım dedim. Bulaşık makinesinin lastiklerini falan söktüm, yıkadım. Sonra lastiğini tam oturtamamışım herhalde, yeri biraz su bastı. Onlarla uğraştım. Sonra girdim, duş aldım, çıktım. Başka da hiçbir şey yapmadım. Kahve falan içtim. Öyle arkadaşlarım ya. Çok boş bir gün yani. Çok yoğun ama aynı zamanda boş bir gün. Size dün bahsettiğim yeni bir şeylere başlıyoruz dedim. Onlarla ilgili işlerim vardı. Bak onları halledemedim. Artık yarın da edit günüm. İstinye'ye gelemeyeceğim yarın sizin yüzünüze. Edit yapmam lazım. Artık böyle videoları gününde atmak istiyorum. Çok savsakladık çünkü. Bence var ya, orada da en az 3-4 ay sonrasına verecekler. Anneme de söyledim. Annem de hiç vakit kaybetmeyelim. Özele gidelim, halledelim. Annem çok hasta arkadaşlarım ya. Çiçeğim bu kadar hasta oldu ki. Böyle Covid gibi bir şey geçiriyor. Çok ağır geçiriyor. Çok üzülüyorum. Dua edin anneşkom iyileşsin hemencecik. Şimdi ben böyle oyalanayım sizle konuşacağım diye. Tam trafik saatine doğru yaklaşıyoruz. Eve 3 saat sonra gideyim. Park yerine. Uzun zamandır da araba kullanmıyorum ya. Böyle bir araba kullanırken böyle bir şey oldu. Arkamdan kornalara falan basıyorlar hemencik. Ne mana? Yemek de yok. Dün de yemek yapacaktık diye Kelkayas'ın yüzüne gittik. Bir dünya para harcadık dışarıda. Ben gideyim, tamam mı? Arabaya bir park yeri bulayım. Güzelce ne? Bak buradan minibüsler geçiyor. Ben bir dahaki buraya gelişimde hiç arabayla gelmesem, minibüsle mi gelsem? Hangi minibüs bu acaba? Yok. Bizim evimizin oradan geçen minibüsleri hiç benzemiyor. Metro falan yok mu ya burada?
Burası şey bu arada, geldiğim Seyrantepe Eğitim Araştırma Hastanesi ama Seyrantepe'de değil, Sarıyer'deyim arkadaşlarım. Muhsin teyzeme çok yakın bir yerdeyim şu an. Bu videoyu izliyorsa bana niye falan diyecek. Yanıma izle. Ben diyeceğim teyzeciğim çok yoğundum. Fırsat olmadı bebeğim, o yüzden haber veremedim. Yanındaki araba gördü benim salak salak hareketler yaptım arkadaşlarım ya. Şeytan diyor git bas parayı. Klimede gitmiştik ya sizinle. Ne kadar demişlerdi kız bana o zaman? 20 bin lira mı demişlerdi? Şimdi olmuştur 50 bin TL. Ya bacağım inanılmaz ağrıyor. Yani hiç böyle ağrıdığını görmedim ben. Bunca yıldır varislerim var. Doktor onu sordum. Dedim bacağım çekme yapıyor. Topuğumun altına kadar ağrı yapıyor dedim. Yapar diyor. Varisten dolayıdır diyor. Bilmiyorum. Neyse ya, sizin de içinizi şişirmeyeyim. Ben şimdi navigasyonumu açayım. Buraya ilk defa geldiğim için nereden döneceğimi bilmiyorum. Anlayacağım. Navigasyonumu açayım. Şu otopark fişine ihtiyaç duyacağız mı acaba? Gidiyorum çiçekler. Gidelim. Arkadaşlarım eve geldim de beni görmüyorsunuz şu an. Üstümü çıkartmıştım, video çekeyim dedim. Tekrar geri giydim. Kerkasçığımın arkadaşı bize böyle kedi mamaları falan gönderdi sağ olsun. Hem işte sokaktakilere falan verelim diye. Köpek maması falan da var elimizde. Hem de kedi mamaları var. Şimdi bizim çocuklara güzel böyle bir aranjman yapacağım. Kopernik'le tarçına. La Roche yemiyor. La Roche'a sabah salam verdim. Şöyle iyice eziyorum ben. Ya pek yemediler aslında. Pek beğenmediler yani. Ödül şeyi var. Şunu şöyle parçalayacağım. La Roche yemiyorsun kızım sen. Yerim sizi ben ya. Uslu benim çocuklarım arkadaşlar. Bakın hiç böyle tezgaha çıkıp salça olmazlar. Sabırla beklerler. En yaramazları Kopernik biliyorsunuz zaten. Bunun üzerine biraz malt ekleyeceğim. Karıştıracağım yani. Ya bunları ben şey yapayım. Arabaya indireyim bence. Sokaktakilere falan veririz. Anneciğim burada olsaydı. Gerçi anneme de ayırabilirim de. Bir koli göndermiş çünkü arkadaşı. Ben bütün gün. Tarçın. E oğlum verdim sana. İlle gurme yiyeceksin değil mi oğlum? Ha? İlle gurme yiyeceksiniz. Ay saçlarım falan dağılmış. Balkona geldim arkadaşlarım. Kıyasçım uyuyor biraz. Dün de çok yoruldu. Birlikte Karaköy'e falan gittik ya. Geç geldik eve. O yüzden dinleniyor. Ben de çok bangır bangır biraz yüksek sesle konuştuğum için rahatsız etmek istemedim ya kocişkomu. İçinde bayağı da bir şey var. En azından arabayla bir yerlerde sokak hayvanı gördüğümüzde onlara veririz. Şimdi yemek falan yapacaktık sizinle biliyorsunuz en son. Yemek yapamıyorum kaç gündür. Dün de güya yemek yapacaktım. Kerkayas dedi hadi dışarıda falan filan yaptı bana. Bugün tabii evdeyiz artık. Yumurta falan aldım. Kıymalı yumurta yapacağız yani arkadaşlarım akşam yemeğini özetle. Bir kahve içsem mi içmesem mi çok emin olamadım. Çünkü akşam yemeği saatine çok yakın. Şu an saat
kahve içersem yemek yiyemiyorum falan, tok tutuyor ya birazcık kahve, o yüzden. İçmem o yüzden büyük ihtimalle. Biraz su içerim, dinlenirim, sonra birlikte yemek yaparız, arkadaşlarım. Üstüme de bu şeyi giydim. Yazlıkta almıştım ya annemlerle birlikte arkadaşlarım, ACY22'den. Bütün şey giyemedim yazın, neden giymediysem. Bu üstü giydim arkadaşlarım, bakın nasıl şişim. Şey, iç çamaşırsız giydim de bayağı belli oluyor. O yüzden böyle göstereyim tatlış. Ha, saçlarımı da size sormuştum. Siyaha boyayasım var falan diye. Siyahtan vazgeçtim. Çünkü siyah çok şey bir renk. Yani daha önceden siyah kullandım. Başka bir renge geçmek istediğim zaman mutlaka açtırma işlemi yaptırmam gerekecek siyahı kullanmak istiyorsam. O yüzden böyle bunun biraz daha açığı falan mı yapsak? Bakır falan. Hı? Onun da bakımı zor. Hemen 2 haftada 3 haftada dibiniz geliyor. Boyamanız gerekiyor sürekli falan. Ve açtırmanız gerekiyor. Öyle sıkıntılar var. Yani açtırmadan... Ya geçen gün şeyde gratiste boyaların olduğu yerde baktım. Hani benim şu an benim tonumda olup da boyayıp böyle kızıllaşsın istemiyorum. Çok kızıl kızıl bir şey olsun istemiyorum yani. Bu mesela kahverengi ama sanki içinde kızıllıklar da var. Ne yapalım kızlar ya? Hı? Bana boya numarası falan önerebilir misiniz? Böyle benim gibi ise saçınız ve bakır kullanıyorsanız şu an bakır tonları. Açmak istemiyorum ama. Yorumlarda buluşalım. Evet, bugün yemekler benden. Evet. Yani yemek de denmez de işte. Ben bir... söyledim şey. Söyledim mi? Ya et dediğin sulu olur biraz. Çok pişmez. Tamam, birazcık pişir işte. İlk başta yağ koymayayım değil mi? Evet. Aç mısın? Biraz. Yani şimdi kıymaları attım. Kıymaları. Biraz kendi halinde bakalım şey olsun. Şöyle. Şöyle. Çevirdim. Smash yapıyoruz. Smash burger yapalım ya. Kıymalı yumurtaya da çedar peynir olur ha. Üstüne en son onları kapatacaksın. Şimdi tereyağı ekleyeceğim arkadaşlarım. Kebir kullanıyoruz yıllardır. Geçen gün son denizimize gitmiştik. Belki bu da son karpuzumuz olur. Evet. Evet, bu da son karpuzumuz olur. Ya ben eti çok pişmiş sevmiyorum ya. Yani sanki özelliğini kaybediyormuş gibi geliyor bana. Böyle et, böyle az pişmiş, sulu olduğu zaman seviyorum. Şu yumurtayı ilk açarken kırıldı. Ben de atmadım. O yüzden önce bunu kırıyorum. Sonra diğerlerini. Tek elimle yapamaz mıyım acaba? Neyse. He? Yok bir şey ya, bir şey yok. Ne yapıyorsun değil mi hocam başta? Yok. Himamaya, Himalaya tuzumuzu atıyoruz. Himalaya. Karabiber atacağım. Kıymalı yumurtamız hazır. Şefim eline sağlık. Arkadaşlar Kopernik bana çelme takıyor. Şimdi bak. Hmm.
Hayret çay suyu koymadın. Birazdan koyacağım. Yapmıyor. O da benim gibi kameraları sevmiyor. Sevmiyor. İn aşağıya. Aşağı in, aşağı. Deli ya. Vallahi deli ya. Dıgıdık dıgıdık. Bak bak, bak bağırıyor orada. Bak bağırıyor. Gel hadi gel, tamam gel. Arkadaşlar, kameramın şarjı bitti. Telefonum tripodum, telefonum da var. Hadi telefonum tripodum. Kameramın şarjı biter, telefona geçer. Kendi telefonu kapanır, benim telefona geçer. Ne güzel işte. İçimdeki çekim aşkını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar, Ezgi YouTube'u bırakacak. Çünkü kimse izlemiyor, abone de olmuyor. Yani ya herkes kaç, 10 bin kişi mi? Hepiniz... Hepiniz... 5 biner 1000 lira atıyorsunuz. Yoksa daha da video falan yok. Aşkım, bunları koyma sakın. Koyacağım. Aşkım saçma. Koyacağım. Elime malzemeyi vermişsin artık, koyacağım. İki arkadaşı çıldırdı arkadaşlar. Elini zaten duruyorum. Ben yaparsam. Ben mi? Benle beraber. Sana kalsa bunu kupkuru kurutacağım. Yumurtayı da iyice pişireceğim. Kupkuru yiyecektik. Cuma günü normal beyaz peynir alalım ya. Palamut alalım. Palamut yiyelim. Yarın ne yiyeceğiz? Çorba, salata. Ton balıklı. Aslında senin takipçilerine nasıl bir hediye vereceğini buldum, biliyor musun? Nasıl? Annen bir şeyler yapacak, onları yollayacaksın. O çok değerli bir hediye. O hediyeyi hak etmeleri için abone olmaları gerekiyor. 20 bin abone olursam belki yaparım. 20 bin aboneye özel. Hatçe yapımı. Atıyorum böyle bir tane sirke, bir tane bilmem ne, böyle böyle bir şeyler. Anneme kaç para vereceğiz? Bir tane kete koyacak. Bir tane kete. Hediye gıda göndermek, kesin birisi dava açar. Zehirlenme falan. Bugün de mamişkolar, benden arkadaşlarım. Yine salatalar kraliçesi ben. Bir tane salatalıkla turşu doğruyorum. Göstereceğim. Airfry'da patates, ton balıklı arpa şeridiyle bir salata yapıyoruz şimdi, tamam mı? Biraz daha turşu doğruyorum. Çok az kıvırcığımız var, bunları yıkayacağım. Mercimeği bir tur kaynattım, simsiyah bir suyu çıktım, onu süzdüm. Şimdi tekrar kaynatıyorum. Bir yandan mercimek kaynatıyorum da. Okey bence. Tekrar bakayım. Çok acıktım kız. Edit yaptım bugün, bir şey çekemedim size gününüzden. En son yemek yiyorduk ama şimdi yine yemek yapıyoruz. Yoğun bir gündü. Tadına bakacağım, eğer çok bastırırsa şeyi, ton balığını öbür paketinde açalım. Mısırını da ekleyelim. Ballı hardal aldım, hepsine katmayacağım. Kerkara sevmiyor çünkü öyle. O yüzden normal limon,
sarımsı çeyiz, limon, zeytinyağı, tuz. Buraya tuz almam lazım. Bir tane de limonu koydum. Dolaba alacağım şimdi bunu. Ben çok güzel. Sade şeyleri seviyorsun diye hiçbir şey katmadım. Niye? Salataya. Yani yoğurtlu falan bir sos yapmadım. Ha. Ama bazen sevmiyorsun ya. Evet, çok. Annemin yaptığı patlıcanlı kahvaltılık sos. Bunu alıyorum. Sos tavuğuna. Birazcık da sulandıracağım çok az. İçine sarımsak hemen eziyorum. Karıştırıyoruz bunu. Açacağım şimdi, birazcık daha ısınsın da. Tıngırdatacağım bunu. Tam şimdi açıldı bakın. Az önce koyuydu bayağı. Yavaş yavaş. Patatesin üstüne dökülmelik olacak. Azıcık kısayım. Şuraları kaldırayım. Afiyet olsun. Kaç tane balık var? 2 kutu. Lan hoş. Ölümünde gelmeden odadan bahsediyorlar. Şu ayakkabı, bu elbise moda. Ali sen niye bir şey söylemiyorsun? Abi dedim ben çok çocuklu bir yere ben geliyorum. Abim de rakı içiyor da rakı susuz içiyor. Yalıyor böyle sert çok. Uyanağa bak ya. Biliyor ekmek olduğunu biliyor musun? Karpuz mu kes sen biraz? İster misin? Yetmeyecek mi sana? Yetmeyecek mi sana? Görmez misin? Yok, çok kuru geldi. Kes istiyorsan, üşenmiyorsan kes. Soda al, burada soda da var. Yani istiyorsan. Soda için o zaman. Çok güzel olmuş arkadaşlarım yemek. Dereotu falan olsaydı daha çok yakışırdı salataya. Evet, yeşillik almamışsın hiç, neden? Yarın pazar var ya yavrum. Ha, o yüzden. Ondan almadım. Arkadaşına sesli okuyor. Çok. Sanki bir ekran uyarısı yazılmış ya. Bari reklamdan bir pasta kaydedin. Arkadaş orada devam ediyor yemeğine, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fark, şeyini kabuğunu sıyırdı. Bak. Üşenmiş küçük tabağa dönüyoruz. Kayasçım'la birlikte akşam keyfine
havalar böyle çok soğumadan. Gelelim dedik, şöyle bir keyif yapalım. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İyi gidiyor. Üşümüyorsun değil mi? Yok. Sen üşüyor musun? Yok. Çok güzel ya hava. Son artık. Son bir kez daha denize gidebilir miyiz acaba ya? Zannetmiyorum. Bu cumartesi falan. Sanmıyorum. Üzülmez mi? Allah. Bir de hafta sonu çok kalabalık oluyor ya. Hafta sonu gidilmez. Yok be, bu artık yaz gibi çok insan gitmez bence. Gider. Okullar da açıldı. Sıcak olursa hava gider. O zaman son muydu o denizimiz? Sondu bence. Vay be. Annemlerin orada olsak Kasım'a kadar gidiyor da. Tabii canım. Ekim'de falan. Sana kelebeği yolladım ya bugün sabah. Nasıl panik yaptım niye ya. Niye korktun kelebekten sen? Aşkım, niye almıyorsun? Çok büyüktü. O bir şey yapmaz ki. Ama işte öyle olmuyor. Yakından böyle bakınca böcek sonuçta. Böyle bır 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 bır. Çok tatlıydı ama. Ne çok araba geçti be. Hiç daha kaç saatte oturuyoruz şurada. Çin çin. Teneke sesi çıkıyor. She just hit my heart, oh oh, ta-da. Full force and she got me like, ta-da. I'll be like, ta-da, baby, ta-da. Girl, you so fine. Çok iyi değil mi? Ortaköy'deyken dinliyorduk bunu biz. Hatırlamıyor musun? Evet, evet. Bak, bak, şunu çeksene. Bu nasıl bir şey ya? 10 tane kanadı var. Bendeki nereye gitti? Sendeki bana geldi. Bir yerlerimde şu anda. Öyle mi? Evet. Nasıl geldi? Uçabiliyor uçtu mu onlar? Hadi ya. Evet. Çok var. Ama kayboldu. Ne acaba? Hepsi. Ben bir tane senin videona şey çekmiştim ya, bunun ne olduğunu bilen varsa aşağıya yazsın demiştim. Ya, yazan oldu mu? Evet. Neymiş o? Yanlış hatırlamıyorsam manolya şeyiymiş. Meyvesi. Vav. Wow. Saat 10 olmuştu değil evet mi? Evet. Yes arkadaşlarım, video buraya kadardı. Umarım keyif alarak severek izlediğiniz bir video olmuştur. Hala olmadıysanız aşağıdan kanala abone olmayı, beni desteklemek için like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Öptüm hepinizi. Hoşçakalın.